Gününüz aydın olsun değerli izleyenlerimiz. Bugün eğitim köşemizde Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren teknoloji, bilişim ve teknoloji öğretmenimiz Hakan Büyükdere hocamızı burada konuk alarak iletişim ve bilişim hakkında kendisinden bilgiler edineceğiz. Şimdi size değerli hocamızı tanıtalım. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İzleyenlerimize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Ben 14 yıldır bilgisayar öğretmeni olarak, bilişim teknoloji öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bunun 9 yılını Bitlis'te çalışmaktayım. Fatih Projesi alanında görev yaptım İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde. Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu'nda halen bilişim teknoloji rehber öğretmeni olarak görevim devam etmekte. Evet. Bizim daha çok bilgi ve bilişim teknolojileri alanında birçok şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dil eğitim sistemi olsun, işte dilin veya eğitimin teknolojiyle nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Bu konular hakkında daha ileri seviyede çalışmalar yapmaya yapıyoruz. Anladığım kadarıyla çok aktif ve sosyal bir öğretmensiniz. Evet. Yapmış olduğunuz çalışmalarla da Bitlis'e çok fazla katkıda bulundunuz. Evet. Bu dolayısıyla biz de sizi burada ekranda konuk almak ve değerli izleyenlerimize de yapmış olduğunuz çalışmalar hakkında bilgiler edinmek istedik. Sayın hocam, bilgi ve teknoloji, eğitim bunların hepsini konuşacağız. Ama önceliğimiz bunun temelini öğrenmektir. Bilgi nedir? Bilgi, insanların aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne bilgi deriz. Herhangi bir iş konusunda, bir alanda olan bir tanımlamaların tamamına biz bilgi deriz. Bilgi ve bilginin esas ve bizim sektörümüzde bilginin teknolojiyle buluşmasıyla evet. bizim sektörümüze geçti. Bilgi ve iletişim teknolojileri ise iletişimin ve teknolojiyle nasıl bağlantı içerisine koydu. Bunu kanal, televizyonlardan tutun da cep telefonları, tabletler birçok alanda bilişim teknolojilerini görebilirsiniz. Bilgi teknolojilerini görebilirsiniz. Artık yaşamımıza o kadar çok hızlı giriş yaptı ki birkaç yıl önce herhangi bir şeyi şu anda çok rahat kullanabildiğimiz bir alan oluştu. Zaten artık 21. yüzyıl evet. bilgi yüzyılı, çağ, bilgi çağı evet. olarak sürmektedir ve bilginin önemli olduğu bir alandır. Bu tamamen ihtiyacımız olan bir alandır. Siz de bunu çok iyi evet. bir şekilde eğitimini sürdürüyorsunuz. Peki bilgi teknolojisi nedir hocam? Bunu bilgiden ayıran nedir? Bilgi teknolojisi olan bir bilginin teknoloji ile derlenip düzenlenmesi, bunların örgütlenmesi, yeniden inşa edilmesi, tekrar yapılması anlamına gelmektedir. Evet. Yenilenme deneyebilir miyiz biz buna acaba? Tabii yenilenmesi, yayılması, bir bilginin bir yerden başka bir yere ulaştırılması da bilgi teknolojileriyle yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse işte web sayfaları buna bir örnektir. Çünkü elimizde olan verileri düzenleyip tekrar insanlara göstermemiz gerekmektedir. İşte buna biz bilgi teknolojileri diyoruz. O zaman biz bilgi teknolojiyi şöyle de adlandırabilir miyiz? Hayatımızda kolaylık sağlayan bir uygulama yöntemi evet. mi diyebiliriz evet, biz buna? Uygulama, evet, tam olarak bunu söyleyebiliriz. Bilgi teknolojisi. Ama bilgi teknolojileri tek başına çok fazla alanı yoktur. Bunun iletişimle birlikte bir alanı vardır. Çünkü bilgiyi aldınız, evet işlediniz, belli bir düzene getirdiniz, onu tekrar yayımlamanız gerekiyor ve bunu evet. Karşınızdaki bir topluluğa veya bir gruba sunmanız gerekiyor. Sunum önemli. Ki biz bunu şey yapalım, karşımızdaki insanlara da bu bilgiyi aktararak evet. bunun yükselmesini, ilerlemesini sağlayalım. O yüzden de iletişim çok önemlidir. İletişim zaten günümüze kadar birçok geçmişten günümüze kadar birçok alanda iletişim vardır evet. zaten. İnsanların duygu ve düşüncelerini karşısına aktarmasına iletişim denir. Evet. İletişim işte geçmişte dumandan tutun da şu anda cep telefonuna kadar hatta uydu üzerinden yapılan canlı yayınlara kadar hepsi iletişim aracıdır diyorsunuz. Evet, iletişim peki aracıdır. İletişim aracının teknolojiyle eşleşen durumu nedir hocam? İşte, burada karşımıza iletişim teknolojileri çıkıyor. İşte telefonlarımızdan tutun, cep telefonlarımız, ondan sonra tabletlerimiz, bilgisayarlarımız, bunların internet bağlantısıyla oluşan
bir iletişim çağı iletişimdir. Hocam kaç yıldır siz bu mesleği icra ediyorsunuz? 14 yıldır. 14 yıldır. Icra ne kadar süredir siz Bitlis'te bunu devam ettiniz? Ben 9 yıldır Bitlis'teyim. 95'ten beri de bilgisayarla geçeceğim. Bilgisayar eğitimi aldım 95. Evet. 2005'e kadar eğitimini aldım bilişim teknolojileri üzerine. Bunun 9 yılını Bitlis'teyim. Daha önce Van'da çalışıyordum. Buraya bir sebepten dolayı buraya geldik. Şimdi ise Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğretim olarak devam ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz Bitlis adına bu vermiş olduğunuz emeklerden dolayı. Çünkü yapmış olduğunuz mesleğin gerçekten zor alanları da var. Bilgi ve iletişim teknoloji diyoruz ama üretmek de önemli. Bu konuda faaliyetler çok çok daha önemli. Evet. Size şunu anlatayım ben. İletişim teknolojileri dediğimizde, bakın bilgi ve iletişim teknolojileri dediğimizde bunu aslında bilişim teknolojileri olarak kısaltıyoruz. Evet. Bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojilerinin birleşmesiyle bilişim teknolojileri ortaya çıktı arkadaşlar. Biz bu bilişim teknolojilerini birçok alanda iş yapıyoruz. Öyle şirketler, öyle girişim sahibi olan insanlar var ki biz çok ünlü bir araç kiralama şirketinden bahsedeyim size. Tabii, bu şirketin hiç arabası yok. Sadece bilgi ve iletişim teknoloji, yani bilişim teknolojilerini kullanarak adam araç kiralama şirketi kurmuş ve hiç aracı olmadan buradan para kazanıyor. Veya ünlü bir yemek şirketi, hiç aşçısı yok, hiç restoranı yok. Fakat bu şirket, kendi kurmuş olduğu bu şirket ile çok büyük paralar kazanıyor. Bunun gibi çiçek şirketleri var, işte. Evet. Emlak şirketi var. Adamın hiç evi yok fakat ev kiralıyor. Peki bunun için herhangi bir eğitim aldıktan sonra mı bunu yapıyorlar bilişim hocam? Evet. Uzmanlardan destek mi alıyorlar? Bu, uzmanlardan da destek alınıyor ama bununla ilgili esas girişimcilik ve bilişim teknolojileri alanında eğitim almaları gerekiyor. Ve böylelikle uzman tabii ki gerekiyor. Çünkü bu işin altyapısında güvenliği var. Bu işin web kısmı var, internet kısmı var. Bir de tabii ki bu projenin ortaya konması var. Projenin ortaya konması tabii ki bu kişilerin girişimciliği sayesinde. Diğer kısımları da uzmanlar tarafından yapılıyor. Evet. Hocam internet yoluyla, bunların hepsi internet yoluyla yapılıyor. Evet, internet yoluyla. Çağımızda internet fazlasıyla kullanılan bir ağ. Evet. İnterneti bize nasıl adlandırabilirsiniz ve sizce biz interneti doğru mu kullanıyoruz? İnternet aslında ilk olarak askeri amaçlı ortaya çıktı. Amerika'da ortaya çıktı. Bilgisayarların birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanması sonucu oluşan bir ağ bağlantısıdır. Bu öyle bir yayıldı ki artık askeri amaçlarının dışına çıktı ve interneti herkes kullanmaya başladı. Aslında küçük bir internet, yani küçük dediğim küçük bir bilgisayar ağı bir interneti oluşturabilir. Ama bizim internet dediğimizde küçük bir bilgisayar ağından bahsetmiyorum. Çok büyük, işte yurt dışında da her yerden elimizin altında olduğu bir bilgisayar ağından bahsedip, o kadar geniş ve o kadar yüksek ki aklınız bunu gördüğünüzde aklınız alamıyor. Alamayacak kadar. Evet, bunu geniş. Bu çok büyük bir ağ. Nasıl oluyor bu ağ? Bu ağ telefon bağlantılarıyla oluyor. Telefon bağlantılarında iki tane bağlantı yönü var. Bir ses bağlantısı var, bir de internet bağlantısı, evet. Dijital bağlantı var. Dijital bağlantı kısmını internete kadar kullanmıyorduk. Biz sadece ses kısmını kullanıyorduk. Daha sonra dijital bağlantı kısmını da kullanmaya başladık ve internet ortaya çıktı. Eskiden internetimiz çok yavaştı. Gerçekten çok yavaştı. Yani açılmıyordu. Çok az insan da vardı. Şimdi ise ADSL'den tutun, VDSL, Fibernet, o kadar yüksek internet, evet. Uydunet. Bazı okullarımızda bizim oraya fiber gelmiyor. Telefon hattı da yok. Uydu net kullanıyorlar. Evet. Bildiğiniz antenle, uydu anteniyle internet kullanıyor. Bazı okullarımızda bu var. Veya bazı okullarımızda sadece telefonla, cep telefonuyla olan internet bağlantıları 4.5G, 5G. Şu anda 5G'yi bazı ülkeler kullanmaya başlandı 5G. Peki biz doğru kullanıyor muyuz? İşte en önemli sorun bu. Evet. Bizim interneti doğru kullanmamız lazım. Bir kere interneti kullanırken kesinlikle
kendi işinizi yaptıktan sonra bir oradan kalkmamız gerekiyor. Yani o bilgisayarın, o cep telefonun başından kalkmamız gerekiyor. Yoksa bizim bu bunun saplantısı haline gelir. Bu bir bağımlılık, bize bağımlılık haline olacaktır. Gelir. Evet, bu bağımlılık hale gelir. Öyle kişiler var ki bağımlı olup da bunu kullanmadan uyuyamayanlar. Cep telefonuyla sarılıp yatan insanları biliyorum ben. Yani cep telefonum bir saat veya yarım saat ben cep telefonundan ayrı kalırsam işte ne olur? Ne olacak? Eskiden cep telefonumuz mu vardı? Hiçbirimizin cep telefonu yoktu. Hiçbir şey olmadı. Yani cep telefonumuz olmasa hiçbir şey olmayacak. Ki bunun sağlık olarak da çok fazla zararını görüyoruz hocam. Evet. Örnekleri de var. Hatta telefonların patlamalarından yaralananlar da var yani bu konuda. Çok ciddi vakalar da oluştu. Evet, bu patlamalar tabii ki çok fazla oluyor ama esas zararı bizim psikolojik ve radyasyon. Evet, radyasyon. Bu radyasyon yayıyor. Bunun büyük bir yayımı var. Çok büyük bir radyasyon yayıyor. Fakat ne yazık ki insanlar bunu başucuna koyup veya kafasının yanına herhangi bir yere koyup bunu devamlı ceplerinde veya şeyde taşıyorlar. Acaba insanlarımız bu konuda bilinçli mi değil ya da bilinçli ama maalesef bu konuda duyarlı mı değil? İşte en kötüsü de bu zaten. Bilinçli olup evet biz bunu biliyoruz, bu var ama biz bunsuz yapamıyoruz. Herhangi bir duyarlılığımız yok. Yani aslında bizim cep telefonunu veya bunun gibi aletleri kullanırken evet işim gereği kullandım, bir kenarda dursun diyebilmemiz lazım. Veya herhangi bir şey oldu, aradık, açtık, konuştuk. Eskiden bu iş böyleydi. Telefonu koyardık. Telefonumuz vardı hepimizin de evinde. Herhangi bir işimiz olurdu. 5 dakika konuşurduk. İşimizi görürdük. Söyleyeceğimiz şeyi söylerdik. Kapatırdık. Şimdi insanlar cep telefonuyla muhabbet etmeye başladı. Çok daha fazlası çok var daha hocam fazla. Ama yeni nesillerde bu çok çok daha fazla olmaya başladı. İnterneti yeni nesillerde nasıl adlandırabilirsiniz? Acaba yeni nesil doğru kullanıyor aslında mu? Aslında yeni nesilde internet, sosyal medya. Evet. Biz sosyal medya, yani çocuk şunu söylüyor. Özellikle benim ortaokul öğrencilerim, lise öğrencilerim var. Hocam internetsiz bilgisayar olmaz. İnternet, Facebook'suz, işte sosyal medyasız da internet olmaz. Ne yapacağım ki ben sosyal medya olmayınca? Bakış İnternette açısı ne tamamen yapacağım? Sosyal medya olarak bakıyor. Tamamen sosyal medya olarak bakıyor. İşin kötü tarafı sosyal medyayı da bilinçli olarak kullanamıyorlar. Evet. Yani insan sosyal medya olur. Arkadaşlarınızla görüşürsünüz. Belli bir miktarda insanlarla iletişim haline geçersiniz. Veya herhangi bir sorunuz olduğunuzda ilgili mercilere buradan ulaşabilirsiniz. Bunun çok güzel yöntemleri var. Fakat bunu abartmamak lazım. Biz millet olarak abartıyoruz. Peki ebeveynler bu konuda ne yapmalılar hocam? Çünkü burada ebeveynlere benim anladığım kadar fazlasıyla sorumluluk düşüyor ama bir çocuğu nasıl takip edebilirsiniz ki siz de belirttiğiniz gibi artık internet cebimizde. Biz bunu cebimizde taşıyoruz ve sürekli biz bunların nasıl takibini yapabiliriz? Bir kere belli bir yaşa kadar çocuğa özel cep telefonu ben alınmasına karşıyım. Sizce yani, yaş ne olmalı? Yaş bence 17'den aşağı olmalı. 16-17 yaşında. Bunu da aldığınızda, 17 yaşında aldığınızda bunun zararlarını, bunun ne gibi oluşabilecek zararlarını hepsini bu çocuğa anlatmak gerekiyor. Sosyal medyayı kullanırken de birlikte kullanmak gerekiyor. Yani eğer oğlunuz, kızınız varsa bunu birlikte kullanalım. Ortak bir sosyal medya. Ortak sosyal medya. Onun sosyal medyası olsun, arkadaşları olsun. Birlikte açalım, birlikte bakalım. Tabii ki özel arkadaşları, özel bir şeyler konuşmak isteyecek belki bizim yanımız. Ama en azından kimlerle tanıştığını, şunu söyleyeyim, sosyal medyada arkadaş kurduğunuz kişileri birebir tanıyın. Yüz yüze görüşmüş olun. Yüz yüze görüşmediğiniz bir kişiyle sosyal medyada arkadaş olamazsınız. Çünkü bunun kim olduğunu, nerede olduğunu bilmiyorsunuz. 10 yaşındayım diyen bir kişi 50 yaşında çıkabilir. 50 yaşında olan bir kişi de 10 yaşında çıkabilir. Bunun herhangi bir garantisi yok. Ki gençlerimiz bu konuda daha mı hızlı tuzağa düşürülebiliyor? Çok hızlı tuzağa düşüyorlar. Ne yazık ki bunlar işte arkadaşım olsun, şuradan olsun, şöyle yapalım. Özenti çok mu fazla var? Çok fazla özenti var. Bir de çok fazla oyun var. Hocam çok fazla oyun olunca biz bu oyunları arkadaş çevresiyle oynuyorlar. Evet. Öyle ki bu oyunlar yüzünden
ölümler ortaya çıkıyor. Evet, çocuk duydum. Televizyonun başında, bilgisayarın başında bu oyunu oynamaktan dolayı ölümler ortaya çıkıyor. Veya işte saçma sapan bir oyunun yüzünden çocuk kendisini öldürmeye kalkıyor. Evet. Yani bu çok uzak bir yerde değil. Yani birçok ilde, birçok yerde bu var. Bizim ilimizde yok. Bizim ilimizde de olabilir. Bizim ilimizde de olmuştur. Bunun dikkat etmek lazım. Yani burada olmaz, bizim çocuğumuzu yapıp yapmayacağını bilemeyiz. Bakın eskiden çocuğumuzu dışarıda sokakta oynamaya koyardık. Sokakta oynarken komşumuz bakardı. Biz bakardık, bahçede bakardık. İşte birileri onu gözetlerdi. Fakat internette gözetleyecek kimse yok. Evet. Ve çok dikenli bir yol. Çok fazla çalı çırpısı var. Çocukları çok fazla incitecek şeyler var orada. Çok güzel şeyler de var. Çok güzel anlatacağım birazdan size. Çok güzel yapılan işler de var. Ama doğru kullanmak lazım. Yani çünkü şöyle düşünün, bir okyanustasınız. Okyanusun bir tarafı evet gayet güzel, sizi güvenli. Böyle biraz daha sizin boyunuza göre boğulmayacağınız bir yer. Diğer taraf simsiyah. Nerede yüzmek istersiniz? Tabii ki mavi güzel bir suda yüzmek istersiniz. Hiçbir zaman o bataklığa, o siyah kapkara suyun içine girmek istemezsiniz. Bu da böyle. Bir tarafı çok karanlık. Sizin bahsetmiş olduğunuz oyunlar gerçekten ciddi oranda risk içeriyor. Biz bunların çok fazla somut örnekleriyle de karşılaştık. Peki o karanlık gölden bu ebeveynler çocuklarını nasıl muhafaza edebilirler? Birlikte yaşayarak muhafaza edebilirler. Bir kere çocuğun evinde, kendi odasında bilgisayarı olmayacak. Bunu kesinlikle kendi odasına bilgisayar alınmayacak, kendi odasına. Ortak kullanım alanınız neresi? Evet, ortak kullanım alanınız salon. Salonda bir tane bilgisayar. Nasıl herkesin evinde 10 tane televizyon yok, bir tane televizyonumuz var. Bir tane televizyonu ortak kullanım alanına koyuyoruz ve orada herkes izliyor. Herkes ne izlemek istiyorsa, işte çocuk çizgi film izlemek istiyorsa o çizgi filmi açılıyor, ailesiyle birlikte izliyor. Veya bir film izlenecekse o film izlenecek. Bilgisayar da bu şekilde. Ortak kullanım alanında, herkesin göreceği şekilde, herkesin bildiği saatlerde, kimsenin görmediği, kimsenin bilmediği saatlerde değil. Çünkü çocuk küçüktür ve bunlar hata yaparlar. Evet, hatalara meyillidirler. İnsan, büyükler dahi, yetişkin insanlar bile kanıyor. Şu anda o kadar çok şeyler çıkıyor ki insanları, yetişkinleri bile tuzağa sokabiliyorlar. Evet, doğru. Yani ne yaptığınızı, ne nasıl bir işin içine girdiğinizi anlayamayabilirsiniz. Geçen gün öyle bir haber okudum ki sadece zorbalıkla ilgili size site kurmuşlar, kişiye özel. O kişiyi, o çocuğu veya o büyüğü zorbalık yapmak için, onu kendi tuzaklarına düşürmek için ona uygun site kurmuşlar. Zorbalık siteleriyle alakalı size sorular da soracağım hocam. Evet, bu da gerçekten günümüzde çok fazla ciddi bir oranda risk teşkil ediyor. İnternet alanında bireyler için çok fazla risk teşkil ediyor. Ama şunu da sormak istiyorum. İnternetten, oyunlardan ve zararlı şeylerden çocukları korunmak için psikiyatrist, psikolog desteği almak gerekir mi? Özellikle de ergenlik çağındaki çocukları ebeveynler nasıl sakinleştirebilirler? Şunu yapmayın. Ergenlik çağında veya öncesinde birçok sendromlar var. İşte 2 yaşından tutun da ergenlik çağına gelinceye kadar 2 yaş sendromu, 4 yaş sendromu bunlarla ilgili. Eğer baş edemiyorsanız mutlaka bir psikolog. Evet. Mutlaka bir psikolog veya bir çocuk gelişim uzmanıyla konuşmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu ileride küçük yaşta yapılan yanlışlar ileride büyük yanlışlara ortaya çıkar diyorum. Ergenlik çağına geldiğinde çocuk eğer geçmişte ailesiyle olan ilişkilerini yok sayıyorsa bunun geçmişine, geçmişteki o yapılan yanlışlara da bakmak lazım. Biz çocuklarımızla yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Onlara söz hakkı vermemiz gerekiyor. Evet. Bağırıp çağırmak, kızmak yerine ne olduğunu anlasın. Bizden korkmaması lazım. Annesinden, babasından korkmaması lazım ki biz ona doğru yolu gösterelim.
burada ebeveynlere çok fazla görev düşüyor ama burada kendi nesillerimizi korumak amaçlı bu görevi de kendimize gerçekten ciddi anlamda çocuklarımızı korumak amaçlı yerine getirmemiz de gerektiğini buradan siz de belirtiyorsunuz. Evet. Hocam biliyorsunuz bir pandemi süreci içindeyiz. Dünyamızı ve ülkemizi de kapsayan bir koronavirüsü var. Halen biz bu virüsle mücadele içindeyiz. Burada özellikle bireylerin gerçekten çok fazla dikkat etmesi ve duyarlı davranmaları gerektiğini biliyoruz. Siz bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Ve özellikle bilişim ve teknoloji EBA diyebiliriz. Bu hususta neler yaptınız, çalışmalarınız nelerdir? Bunu da sizden alabilir miyiz? Koronavirüs evet şu an için bizi çok etkiledi. Bu salgın dünyayı çok etkiledi. Evet. Herhangi bir... İnsanlar ve şunu söyleyeyim, Türkiye şu anda bağışıklık kazanmış durumda değil. Yapılan araştırmalarda 2.8-2.9 bağışıklık oranımız çıkıyor. Bu bir bağışıklık değil. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı çok dikkatli korumamız gerekiyor. Kesinlikle insanlarla ilişki içerisine girdiğimizde, maske takmamız gerekiyor. Maske olmazsa bu... Virüs ayrım yapmıyor. Virüs kimseye ayırmıyor yani. Ya da en az 1 metrelik sosyal bir mesafe diyorsunuz. 1 metre veya biraz daha fazla ve maskenin, maske çok önemli. Çünkü maske olduğunda elimizi şuraya vurduk, elimizi buraya dokundurduk, sonra ağzımıza. Maske bunu engelliyor. Elimizi ağzımıza götürmemizi engelliyor. Götürsek bile maskeye denk geliyor. Yani eğer maskeyi herhangi bir ortama girdiğiniz, çocuğunuz dışarıda oynamak istiyor. Evet, dışarıda oynamak istiyor ama kısıtlı bir yerde, kısıtlı bir insanlarla. Kimlerle oynadığına dikkat edin. Kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat edin. Bu sadece pandemi sürecinde değil. Evet. Pandemi öncesinde de bunu böyle yapıyorduk. Fakat pandemi varken, çünkü bu şöyle bir dezavantaj getiriyor bize. Evet, çocuk belki hastalığa yakalanmadı. Belki yakalanmadı ama bunu eve getirdiğinde anneannesi var, dedesi var. İhmalkarlık hayatımıza mal oluyor diyebiliriz. Veya içeride bir salgın durumu olduğunda evet, birçok kişiye bulaştırma ihtimali var. Evet. Ya da şunu da söyleyeyim, çocuklarda da bu etkili oluyor. En son dinlediğim hastalıkta şeyde haberde şu vardı. Çocuklarda Kawasaki diye bir hastalıktan bahsediliyor. Bu hastalığa yol açıyormuş. Kawasaki Türkiye'de gözüküyor. Fakat bunun tam bir çalışması henüz daha yapılmadı. Yapılmadığını söylemişti hocalarımız. Fakat şu da var. Bunu niye biz çocuklarımıza böyle bir yol açalım? Gelelim EBA tarafına. Evet, çocuklar evdeler, evin içindeler. Daha çok televizyonun başındalar. Daha az sosyalleşiyorlar arkadaşlarıyla. Bilgisayar başındalar. Bunun için belli zaman kriterleri yapalım. Çocuğa, evet EBA'dan ders dinlettiniz veya EBA'da oyun oynattınız. Veya işte çizgi film izledi bir kanalda, oturdu. Sonrasında boyama yapın. Sonrasında kitap okuyun. Çocuğa kitap, siz kitap okuyun. Okumayı bilmiyor olabilir. Veya sizinle birlikte eğer okumayı biliyorsa, ergenlik çağında bir çocuğunuz varsa birlikte kitap okuyun. Onun sevdiği kitapları alın. Sosyal aktiviteler diyorsunuz. Burada çok fazla örnek rol içeriyor. Ev içinde birçok sosyal aktivite yapabiliriz. Birçok şeyler yapabiliriz. Oyunlar oynarız. Yaşa göre her türlü oyunlarımız var evin içinde. Bunlarla ilgileniriz. Sosyal medyayı da kullanırız. Gerekirse sosyal medyadan da yardım alabiliriz. Ama takipte olalım diyorsunuz. Ama takipte olalım. Çünkü hiçbir zaman takip yapılmazsa çocuğumuz elden gider. Yani bu hem kişiye hem de toplumlara çok büyük zarar verir. Evet. Bilişim teknoloji olarak bir EBA sisteminde nasıl bir rol teşkil ettiniz? Nasıl bir yanı çizdiniz? EBA'da şöyle söyleyeyim. EBA aslında bu pandemi sürecinde olan bir bilişim ağı değil. Eğitim bilişim ağı değil. Bu öncesinde de vardı. Evet. Aslında bunun için ben size öncesinde Fatih Projesi'nden de bahsedeceğim. Önce bir EBA'yı biraz bir anlatayım. EBA, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde öğrencilerin seviyelerine göre ayarlanmış bir eğitim platformudur. Bu dünyada çok az vardır. Bakın üniversiteler kuruyor. İşte bunun gibi birçok eğitim platformu var. Fakat üniversite basında var. Biz o zaman buna TRT EBA diyebilir miyiz? EBA evet, olarak daha önceden öğretmenler için bir temel mi oluşturulmuştu? Şimdi pandemi sürecinden sonra TRT EBA olarak çocuklar için mi oluşturuldu?
var olan bir sistem biraz güncellendi mi? Biraz değil, epey bir güncellendi. Evet. TRT EBA yeni çıktı. Evet, TRT EBA var, EBA var. Fakat öncesinde biz bu EBA'yı öğrenciler için kullanıyorduk. Öğretmenlere yardımcı döküman olarak kullanıyorduk. Evet. Ben derslerimde EBA'yı devamlı kullanırım. Devamlı EBA'dan dokümanlarıma bakarım. Kendim de videolarımı atarım oraya. Video, dersle ilgili videolarımız vardır. Onları çekeriz. Ve EBA'da şöyle söyleyeyim, yardımcı aktivite olarak var. Birçok cep telefonu uygulaması, mobil uygulaması da var. Bunu mobil uygulaması olarak da kullanabiliyorsunuz. Dersinizi anlattıktan sonra öğrencilere alıştırma, video konuyla ilgili herhangi bir video, bir resim, bir resim bile emin olun sizin anlattığınız birçok şeyi basitleştiriyor. Siz pandemi sürecinden önce EBA'yı bilişim teknoloji alanında öğrencilerle kullanıyor muydunuz? Evet, yani? Biz çocuklarla kullanıyorduk. Ben derslerimde etkileşimli tahtalarımız var bizim okullarımızda. Evet. Anlatacağım onu da, evet. Fatih projesi kapsamında. Etkileşimli tahtalarla biz bunu kullanıyorduk. Hatta öğrencilerimiz de bunu kullanıyordu. Açıyorduk. Konumuz ne? İşte bilişim teknolojilerinde doğru kullanma, bilişim teknoloji. Açıyorduk, doğru kullanma neler yapılıyor? Bununla ilgili videolarımız vardı. Konuyu anlatıyorduk önce. Önce öğrencilere sorular sorup daha sonra bu konuyla ilgili videolarımızı izliyorduk. Varsa eğer elimizde o anda etkileşimli oyunlarımız oluyor. Öyle oluyor ki bazen oyunu açıyoruz, oyun sanki oyun oynuyor. Çocuklar şunu söylüyor. Hocam biz ders işlemedik, oyun oynadık. Oyun oynamadık, biz ders işledik. Ben bu konuyu size anlattım. Şunu biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Biliyor muydunuz bu dersten önce? Hayır bilmiyordum, ben bunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Evet bakın siz dersin artık içeriği değişti. Çocuklara biz dersi artık... Hadi geçin çocuklar, oturun sıraya. Siz oturun, sessiz olun. Ben anlatacağım. Bu şekilde değil. Artık çocuklar bunu istemiyor. Zaten bu bir öğretim yöntemi, yanlış bir öğretim yöntemi. Bunu tabii ki çocuk bir şey bilmiyorsa anlatmak gerekiyor önce. Ama bunu sorularla, bunu onların da işin içine katarak. Zaten bakanlığımız da bunu istiyor. Öğrenciyi artık oturtmayın. Onu yaşayarak, somut bilerek anlatın. Tabii yaşatın onu orada. Orada yaşasın. Çünkü çocuk burada yaşamazsa, okulda bunu yaşamazsa bunu dışarıda yaşayacak. Ve zorluk çekecek. Zorluk, yanlış yapacak ve yaptığı hatalar onu yanlış yerlere götürecek. Biz onu istemiyoruz. Biz şunu istiyoruz. Evet, çocuk bu hayatı deneyimlesin. Bizim gözetimimiz altında deneyimlesin. Ve bununla birlikte hataları da farkına varsın. İşte çok basit söyleyeyim. Eğer kızınız varsa evde mesela çay demlettiniz. Ne yaparsınız? Başında beklersiniz. Sıcak suyu üzerine dökmesin. Ama tek başına bırakırsanız o sıcak sudan kaynar, eline dökülebilir, yüzüne dökülebilir. Geri dönülmez sonuçlar doğabilir. Evet. İşte biz onu istemiyoruz. Biz bilişim çağında da bunu ne yapacağız? Bunu göz önünde bulunduracağız. Hakan Hocam güzel bir konuya değindi değerli izleyenlerimiz. Ebeveynler olarak çocuklarımıza gerçekten bu konuda sorumluluk vermemiz gerekiyor. Güven aşılamamız gerekiyor. Kesinlikle. Buradan kızıma da selam gönderiyorum. İzliyor bizi. Bu konuda ben kızıma da gerekli gerçekten bilgileri sunuyorum. Ve kendisine de fazlasıyla güveniyorum. O özgüvenini de aşıladığını düşünüyorum. Ki böyle de olması gerekiyor hocam. Kendilerine sorumluluk aşılamamız gerekiyor. Yani kendileri bireyler olmaları gerekiyor. Siz çocuklara nasıl yaklaşırsanız o şekilde mi olurlar? Evet. Eğer çocuğu siz şiddetle yaklaşırsanız çocuk şiddet gösterir. Siz çocuğu sevgiyle yaklaşırsanız çocuk sevgi gösterir. Yani siz nasıl yaklaşırsanız... Bakın çocuklar öğretmenlerini, annelerini, babalarını devamlı gözetliyorlar. Siz farkında değilsiniz. Öyle bir şeyler yapıyorlar ki ben kendi kızımdan ve öğrencilerimden de biliyorum. Bana hocam sizin işte bugün giydiğiniz gömlek farklıydı. Siz bunu daha önce giymediniz. O kadar ediyorlar. Dikkat etmiş. Veya işte bir oturuş şeklime, bir duruşuma kızım bakıyor. Diyor ki baba sen böyle oturuyorsun veya bu kelimeyi söyledin. Devamlı üzeri bizde. Gözleri evet. Bizde ve alıyor. Siz ne yaparsanız farkında değilsiniz. Belki aranızda konuşuyorsunuz. Eşinizle veya çevrenizdeki insanlarla konuşuyorsunuz ve o anda onları kapıyor. Ve sonra size bunu söylediğinde
ben sana bunu öğretmedin ama sen bunu kullandın, bu cümleyi kullandın veya bunu, bu hareketi yaptın. İşte burada önemli olan. Yani sadece öğretmenlere değil, ailelere de çok büyük çok iş düşüyor. Çok fazla görevli. Siz bütün gün sosyal medyada cep telefonuyla oynuyorsanız, çocuğum telefonu bırak elinden deme hakkınız yok, böyle bir lüksünüz yok. Önce sen bırak. Önce sen bir onu bırak ki... Biz bu konuda aile bireyleri olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz ama buradan tekrar söylüyorum, kızım izliyor zaten. Kızım da 17 yaşında hocam, biz kendisine telefon vermedik. Çok güzel. Tabii ki internet, EBA, uzaktan eğitim, kendileri de çocuklar da bu konuda eğitimlerden geri kalmamaları için, doğru bir şekilde kullanmaları için biz ebeveynler gerekli ihtiyaçları sunuyoruz. Ama doğru kullanım diyoruz. Biz de bu konuda gerekli izlenimleri yapıyoruz ve gerçekten şu anda iyi bir derecedeler. Gurur duyuyorum ve ben eminim ki birçok ebeveyn de bu konuda gerekli hassasiyetle çocuklarına yaklaşıyorlardır. Ya da sizin de aracılığınıza nasıl yaklaşmaları gerektiğini buradan bilecekler. Çünkü gerçekten uzaktan eğitim sistemi EBA'ya dönüş yapıldıktan sonra ebeveynlere burada çok fazla görev düştü. Beraber öğrenci oldular, beraber evet. Öğretmen oldular. Sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Bilgi ve teknoloji de burada, siz de uzaktan eğitim EBA ile gerekli iletişimleri kurduğunuzu belirttiniz bize. Evet. Size EBA ile ilgili şunu da söyleyeyim. EBA için bu pandemi sırasında dünyada 3. sıradayız. Tıklanma evet. Rekoru kırdık. 2 milyar 800 milyon tıklanmayla bakanımızın açıkladığı rakamdır bu. 2 milyar 800 milyon tıklanma ile 3. sırada olduğumuzu çok belirtti. Çok ciddi bir rakam. Hiç ben şu anda hiç görmedim ki 5. sınıfa 6. 1. sınıftan 1. sınıftan 12. sınıfa kadar sınıf sınıf ayrılan başka bir eğitim platformu. Evet. Çocuk çok hiçbir şey yapmanıza sistem. Gerek yok. Sadece TC kimlik numarası ve şifresini girdikten sonra ona uygun içerikler gelmeye başlıyor. Ve reklam yok. Herhangi bir bir kenarda bir reklam, herhangi bir yerden çıkan bir pop-up veya yanlış tıklaması, herhangi hiçbir şey yok. Tamamen ücretsiz, tamamen öğrencinin eğitimi üzerine. Oyunlar da var, tabii ki oyunlar da olacak, yazılar sohbet da var. Sohbet alanları da var hocam. Sohbet alanları da var, evet, öğretmeniyle sohbet evet, ediyor. Evet, arkadaşları, öğretmenleriyle. Hepsi bir yerdeler, herkes aynı yerdeler. Aslında orada bir sınıf oluşturduk ve bunu birinci sınıftan 12. sınıfa kadar motor diyoruz. Yani bu aslında Türkiye'nin yapmış olduğu en büyük eğitim platformu. Bakın daha birçok eğitim platformu var. İşte Kaan Akademisi var, TEDx'i var. Fakat bu öğrencilerin bu seviyesinde değil. Hep üniversite ve üniversite sonrası, yüksek lisans, master işte bu gibi alanlarda. Hiç şunu görmedik, birinci sınıflara uygun. Var, onunla ilgili eğitim siteleri var ama sadece birinci sınıf. Hepsi bir arada bizde. Bütün dersler, bütün işte İmam Hatip Ortaokulu da orada, normal ortaokulu da orada, meslek liseleri, fen liseleri her alanla ilgili. Her bölümün her alanı ile ilgili. Meslek lisesinin makine bölümünde dersleri de var, bilişim dersleri de var, matematik dersleri de var. Hepsi orada var. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimdeki gücünü dünyaya kanıtladı diyoruz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda çok büyük bir ağ yaptı. Ama bunun bu pandemi öncesinde başlanan bir eğitim. Evet. Fatih projesi başladığında bunu anlatacağım size çok yankı uyandırdı. Evet. Çok büyük fiyatlar, çok büyük fiyatlar olacak. Eğitime para yatırmanız lazım. Eğitim parayla yapılan bir iştir. Eğitime, siz eğitime para yaptırmazsanız geleceğe yatırım yapmamış olursunuz. Ama ücretsiz sunuluyor. Halka ücretsiz tabii sunuluyor. Tabii ki halka ücretsiz sunacaksınız. Yani sosyal devlet olmanın evet. En büyük şeyidir bu. Özgü durumudur. Sosyal devlet halkına eğitimi ücretsiz sunar. Hocam düşünün ki dünyada birçok ülke sağlığı bile ücretli bir şekilde sunarken biz sağlık alanında ve eğitim alanında dünya derecelerindeyiz. Yani ülke olarak gerçekten derecedeyiz. Ve bu da gerçekten bu Türkiye olmanın onurunu, gururunu bize tabii yaşatıyor ki. Fazlasıyla. Hocam bilgiyi, iletişimi, interneti konuştuk ama nesnelerin internetini de özellikle sormak istiyorum. Nesnelerin interneti şöyle söyleyeyim. Bundan birkaç yıl önce, yani çok değil 1-2 yıl önce nesnelerin interneti daha tam olarak Türkiye'ye veya dünyaya girmemişti. Evet internet vardı bakın 1-2 yıl öncesine kadar internet vardı fakat nesneler, işte nesne nedir nesne? İşte evimizdeki televizyonumuz, evimizdeki
buzdolabımız, evet, arabalarımız, çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz, klimamız veya doğalgazlı evimiz veya kaloriferliyse doğalgaz sistemimiz, kombi sistemimiz. Bunların hepsini internete bağladık. Öyle bir yere geldik ki... Elektronik sistem olarak mı söylüyorsunuz? Elektronik sistem, ışıklarımız dahi. Öyle bir zamana geldik ki belli bir saatte ışıklar kendiliğinden açılıyor. Evet. Veya siz gelmeden önce, evet, soğuk bir memleketteyiz. Burası biraz soğuk bir memleket. Ama eve insanları gitti. Sıcak hocam. Evet, insanlarımız çok sıcak, çok iyi niyetli, çok sevecen insanlarımız var, evet, kesinlikle. Kar yağsa da metrelerce insanlar birbirleriyle olan sıcaklığını hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Şunu da söyleyeyim. Eviniz soğuk, evde kimse yok. Gelmeden yarım saat önce klimanızı veya işte doğalgazınızı açarsınız telefonunuzla. Ev geldiğinizde sıcacık. Evet. Ya da evinizdeki buzdolabında yoğun bir çalışma hayatı içerisindeyiz hepimiz. Evet, evimizdeki peynirimiz bitti. Evimizdeki işte bunları alma vaktimiz de yok. Gidemedik. Ya da pandemi sürecinde gitmedik. İnternet vasıtasıyla istemiş olduğunuz şeyleri marketten kargo aracılığıyla size gönderiyor. Ödemeyi de tabii ki kredi kartıyla online olarak yapabiliyorsunuz. Kredi kart alışverişi çok dikkat edilmesi gereken bir alışveriştir. Yani bunun için çok bilinçli olması gerekiyor insanlar. Hocam, nesnelerin alışverişinde, yani daha doğrusu nesnelerin internetinde bir alışverişi de eklediniz. Burada çağın aslında bize ne kadar fazla hizmet sunduğunu da biliyoruz. Özellikle pandemi sürecinden bu daha mı fazla kullanıldı acaba? Kargolar onu söylüyor. Kargo şirketlerinin yaptığı araştırmalarda pandemi sürecinde internet üzerinden alışverişin çok çok yükseldiğini göstermektedir. Şunu da söyleyeyim, sadece ulusal alandaki marketler bunu yapmıyor. Yerel marketlerimiz de yapıyor. Buradaki marketlerimiz de, Bitlis'teki marketler de bunu yapmaya başladı. Evet. Birçok market şunu söylüyor: çıkmayın, mesaj atın, biz size getirelim. Evinize kadar getirelim. İşte sistem kurmuşlar sosyal medya aracılığıyla. Şunları almak istiyoruz. Mesaj atıyorsunuz, o eve getiriyor. Tabii bu buzdolabı mantığından biraz daha farklı. Bizim de inşallah o sisteme de geleceğiz Bitlis'te. Çok hızlı ilerliyor zaten çok hızlı teknoloji. Ilerliyor. Çok hızlı ilerliyor. Yani şöyle söyleyeyim size, arabalarla ilgili bir tane söyleyeyim. Bu nesnelerin internetiyle ilgili. Şerit takip sisteminden tutun. Yani insansız araç ürettiler. Evet. Hatta geçen gün Cezeri'yi biliyor musunuz? Cezeri diye bir uçan araba yaptılar. Geçen gün tanıtımı yapıldı. Daha yeni tanıtımı yapıldı Cezeri'nin. İstanbul Teknopark, Teknofest'te yapıldı, evet, bunun tanıtımı. Artık taksiler kalkıyor. Önümüzdeki en fazla 5 yıldan bahsediyorum ben. 5 yıl içerisinde hava taşımacılığı yapılacak. Şu anda tek kişilik taksi, tek kişilik bu Cezeri hava arabaları. Fakat 2 veya 3 kişi, 4 kişiye kadar büyütmeleri düşünüyorlar. Alacak sizi balkonunuzdan ya da evinizin bir kenarından alacak, sizi götürmek istediğiniz yere hava yoluyla götürecek. Siz bir uzman olarak bunun avantaj ve dezavantajlarını bize söyleyebilir misiniz? Sizce trafik, bizim için ne kadar iyi veya trafik kötü? Yoğunluğu kalkacak. Şöyle düşünün, Bitlis için söyleyeyim size. Kar yağdı, trafik var, hiçbir yere gidemiyorsunuz. Taksi geldi, balkondan aldı sizi, götürdü. İstediğiniz yere. Anlatırken güzel anlatıyorsunuz hocam ama çok güzel gerçekleştiği yani, aşamaları da görmek nasip olur umarım. Şöyle söyleyeyim, tabii ki Bitlis'e de gelecek. İstanbul için düşünelim. İstanbul'da çok büyük bir trafik keşmekeşi, evet, var. Yani insanlar bunu bu azalacak. Tamam, bunu ilk zamanlar herkes kullanamayacak. Belki öncelikli olarak çok zengin insanlar belki bunu deneme fırsatı olacak. Ama her şey çok ucuzluyor artık. Evet. Bunun da fiyatı ucuzlayacak ve insanlar, herkes bunu kullanacak. Herkese gelecek. Yani emin olun, şöyle söyleyeyim. Bilgisayar öncesinde hiç kimsenin evinde yoktu. Çok pahalıydı. Şimdi herkesin evinde var. Cep telefonu yoktu. Cep telefonu herkesin evinde var. Herkesin, evet, elinde 3-4 tane var. Herkeste birkaç tane cep telefonu var. Hatta senelik değiştiriyoruz. Bir yıl sonra tekrar kablolu değiştiriyoruz. Kablolu telefonlardan kablosuz telefon. Belki de bizim hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Ama bugün, evet, dediğiniz gibi bir evde artık çok hızlı bir şekilde teknolojinin ilerlemesinden kaynaklı tüm teknolojik aletleri evimizde barındırıyoruz gerçekten. Bunun tabii ki iyi tarafları da, kötü tarafları da muhakkak ki vardır hocam. Önemli olan bilinçli olmak. Bakın, interneti
Kullanırken bilinçli olacaksınız. Teknolojiyi kullanırken bilinçli olacaksınız. Çok basit bir örnek vereyim size. Bıçak çok gerekli bir alet. Ama bıçakla elinizi keserseniz bu bilinçsiz kullanımda elinizi yaralarsınız. Veya bıçakla ekmek keserken elinizi keserseniz veya başka bir yaralama işlemi yaparsanız bu size zarar verir. Kesinlikle. Bakın teknoloji ne oldu? Size zarara dönüştü. Bu her alanda böyledir. Yani bu arabayla, araba çok gerekli bir şey. Herkesin olması gereken bir araç. Fakat hızlı gidip de gidip duvara toslarsanız sizi ölümünüze yol açar. Veya sakat bırakır en basitinden. Ama sizi bunu düzgün ve düzenli kullanırsanız, bilinçli bir şekilde kullanırsanız size faydası olur. Her şeyin bu böyledir. Yani biz cep telefonunu da bu şekilde kullanmamız gerekiyor. İnternette bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Kredi kartını da bu şekilde kullanmamız. Her şeyi bu şekilde kullanmamız lazım. Gereğimizden fazlasını kullanmayacağız. Zaten dinimiz de bunu emrediyor bize. Her şeyi orta yolda, orta bir şekilde. Dinini de orta bir şekilde yaşa. Fazlaya kayma. Dünyayı da orta bir şekilde yaşa. Fazlaya kayma diyor. Hocam, merak edilen sorulardan biri var. Bilişim ile ilgili uluslararası çalışmalarınız, eğitimleriniz var mı diye bir sorumu size iletmek istiyorum. Bilişimle ilgili uluslararası çalışmalarımız, bakanlığımızın çalışmaları var. Öğrencilerimizle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar var. Uluslararası çalışmalarda en son yeni bu yaz için söylendi. Bununla ilgili şuradan notlarıma bakmak istiyorum. O zaman hocam, siz notlarınızı ararken biz kısa bir ara vereceğiz ve kısa aradan sonra merak edilen soru olan bilişim hakkında uluslararası çalışmaların olduğu kısa bir aradan sonra buradayız. Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında eğitim veren hocamız Sayın Hakan Büyükdere bize bilişim ve teknoloji hakkında eğitimlerini burada sunmaya devam ediyor. Kendisine özellikle bilişim ile uluslararası çaptaki eğitimleri sorduk. Hocam buyurun. Bakanlığımızın uluslararası sertifikaları olan eğitimleri başladı. Bu haftadan itibaren başladı bunlar. Python eğitimi var, Google Dijital Atölye var, herkes kod yazabilir, Swift, bu herkes kod yazabilir ve herkes yenilikçi işler yapabilir. Bunlar yenilikçi işlerde 3D yazılımlar ve çizimler, müzik, video, resim, görsel, bunlara eğitimlerini veriyor ve bu eğitimlerin hepsi uluslararası sertifikasyona sahip. Çok iyi. Yani öğrencilerimiz bunları aldığında uluslararası akreditasyonları yapılmış olacak. Ne tür faydalarını, yararlarını görecekler? Çok rahat iş bulabilecekler. Bu konuda çok rahat iş bulabilecekler. Kendi işlerini açabilecekler ve ciddi eğitim almış olacaklar. Yani öyle şey değil bu. Donanımlı bir eğitim olacak. Evet, donanımlı bir eğitim olacak. Yani bunun için sadece girecekler EBA'nın eğitim sistemine, oradan kayıt olacaklar. EBA üzerinden bu eğitimleri alabilecekler. Uzaktan eğitim sistemini olarak verecekler. Bu sertifika milli eğitim onaylı uluslararası sertifikalardır. Çok iyi. Peki bundan kimler yararlanabilir? Öğrencilerimizin hepsi tamamı yararlanabilirler. Evet, öğrencilerimiz yararlanabilir. Hocam, sıkça başarıları ile duyduğumuz beceri atölyeleriniz hakkında sizden bilgi almak beceri istiyoruz. Beceri atölyelerimiz, biliyorsunuz bakanımız Sayın Ziya Selçuk Bey'in yapmış olduğu bir projedir. Evet. Ve her ile beceri atölyesi kurdu. Sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz da bunun öncülerinden oldu ve birçok okulumuza beceri atölyeleri kurdu. Drama atölyesi var bazı ve birçok okulumuzda müzik atölyesi var, robotik kodlama atölyesi var. Bunun dışında beden eğitimiyle ilgili spor aktivite atölyeleri var, yaşam becerileri aktiviteleri var. Çocuklara biz orada yaşam becerilerini öğretiyoruz. Yani mesela robotik kodlama atölyesi yaptık. Birçok okulumuzda var. Nurullah Eren'de var, bizim okulumuzda var. 100. yıl Atatürk Ortaokulu, birçok okulda bu atölyeleri kurdurdu. Sağ olsun bunun önderliğini yaptı. Ve birçok okulumuzda bu oluştu. Ne yapıyoruz orada? Robotik kodlama yapıyoruz. Bakın, robotik atölyesinde iki ayrı bir bölüm var. Birinci bölüm kodlama.
Evet. Kodlama yapıyoruz. Kodlamayla ilgili, robotlarla ilgili kodlamalar yapıyoruz. Diğer bölümde de 3D yazılım yapıyoruz. 3D yazılım nedir? Mesela şu bardağı çizip bu bardağı yapabiliyoruz. Ortaya bir bardak çıkartıyoruz. Somut bir örnek haliyle, 3 boyutlu. Bildiğiniz bardak çıkıyor. Evet. Bildiğiniz bunun yazıcısı var, 3 boyutlu yazıcı var. Bildiğiniz bu bardağı veya bir kalemi. Şimdi ben basit somut örneklerle anlatıyorum ama çocuğun öyle dizaynları oluyor ki çocuk çok farklı şeylerle ortaya geliyor. Hocam diyor ben bir araba yaptım diyor. Uçan bir araba yapmış. Çok farklı açılıyor, çok farklı şeyler geliyor. Onun çıktısını alabiliyoruz. Ki değerli izleyenlerimiz, bu çalışmalar Bitlis Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz öncülüğünde Bitlis Beceri Atölyelerinde yapılan işler ve bunlar dereceye dahi geçtiler. Ve beceri atölyelerini şöyle anlatayım. Kodlama kısmı ise robotlar aldık. Her okulumuzda robotlar var. Bunların robotları kendileri tasarlayabiliyorlar. Kendileri bir araya getirebiliyorlar, evet, birleştirebiliyorlar. Ya da kendisi devre analizi yapabiliyorlar. Bir devre, elektronik bir devreyi yapabiliyor. Çocuk oradan o devreyi yaptıktan sonra tabii ki güvenli bir şekilde ona programını yazabiliyor. Önce devreyi yapıyor, sonra program. Biz bunu lisede veriyorduk. Bakın bilişim bölümünde lisede veriyorduk. Bunu ortaokula düşürdük. Ortaokula kadar geldi. Ortaokula düşürdük. Biraz daha basitleştirerek ortaokula düşürdük. Biz bunu lisede aldık. Bakın mikro işlemci veya mikro kontrollerler dediğimiz bu biraz teknik olacak ama bu eğitim sistemini çocukların seviyesine indirerek onların seviyesinde nasıl kodlama yapılır? Aslında ben size kodlamayı da anlatayım. Evet, ben onu da zaten soracağım hocam. Onu da anlatayım. Nasıl yapılır? Bunu öğrettik. Evet. Kodlamayla ilgili... Evet hocam, aşina olduğumuz bir kelime kodlama. Biz bunu daha çok böyle uzmanlar bize bu şekilde yönlendirdi. Bu kodlamayı bize siz anlatır mısınız? Çok aşinayız kodlama kelimesine ama içeriği ne kadar doğru biliyoruz? Kodlama nedir? Bu husustaki çalışmalarınız nelerdir? Kodlama aslında programlamadır. Biz kodlamayı öğrencilerimize şunu anlatmak için kullanıyoruz. Belirli bir zamanda belirli bir işleri nasıl düzenli, planlı ve nasıl düzgün bir şekilde ortaya çıkarabileceğiz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu beceri atölyelerinizde mi anlatıyorsunuz? Sadece beceri atölyelerinde değil, bizim bilişim teknolojileri ve yazılım dersimiz var. Biz bu ders var, yani programımızda var. Alan bizim, var. Evet. Evet, bunu da size söyleyeyim. 5. sınıflarda 2 saat bilişim teknolojileri yazılım dersi 2 saatti. Geçen gün Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu açıklamayla 3 saate çıkarılacağını, 6. sınıflarda 2 saat, 7. sınıflarda böyle bir dersimiz yoktu. Bunu 2 saat ekleneceğini duyurusunu yaptı. Müfredat tamamen değişiyor. Ders programı, ders saatleri tamamen değişiyor. Aslında kodlama çocuğun analitik düşünmesini sağlıyor. Bakın çok basit. Ne yapacağım? Ben su koyacağım. Nasıl koyacağım? Gideceğim işte işlem basamaklarına. Şu işlemi yapacağım, bu işlem. Eğer biz bunu çocuğa kazandırırsak, çocuk hayatında her şeyi düzenli sırasıyla takip eden bir sistematik bir işlem yapacaktır. Ve hayal gücünü arttıracaktır. Bakın programlama da ben şunu anlatıyorum derslerimde, özellikle bunu anlatıyorum. Bir soru soruyorum. Soru çok basit bir matematik sorusu, çok basit bir bakkal alışverişi veya çok basit bir tanesi yapıyor. Peki diyorum, bunu siz başka nasıl yapabilirsiniz? Başka ne çözüm yolu var? İşte birisi diyor hocam ben toplamayla yaptım, bir tanesi diyor ben çıkarmayla yaptım, bir tanesi işte çarpma. Farklı farklı yöntemler söylüyorlar. İşte bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bu çocuğun hayatında karşılaştığı sorunlara farklı çözümler ortaya çıkartıyor. Bakış açısını oluşturuyor. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Bir sorun oluştuğunda hayır ben bunu bu şekilde çözmeyeceğim. Ona dikte ettiremiyorsunuz. Bunun başka çözüm yolları da vardır. Böyle. Peki hocam şunu sormak istiyorum konunun arasında ama siz yetenekleri keşf mi ediyorsunuz yoksa siz yeteneği aşılıyor musunuz? Biz olan yetenekleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Biz onun zaten öyle bir yeteneği var. Çocuklar çok hayal güçleri çok yüksek varlıklar. Çok yüksekler. Evet. Yani onu ama siz bunu ortaya çıkaramazsanız o çocuk yok olur gider. Onun yerine biz ne yapıyoruz? Çocuğa
Matematik dersinde çocuk başarılı olmayabilir. Bakın başarılı olamayabilir. Ama biz buna o düşünme yöntemini verdiğimizde... Peki siz nasıl teşvikte bulunuyorsunuz hocam? Siz yetenekleri arıyorsunuz ama bu alanlara çocukları nasıl yönlendiriyorsunuz? Biz onlara sorular sorarak yönlendiriyoruz. Yani siz bunu keşfediyorsunuz. Evet, biz ona farklı sorularla yönlendiriyoruz. Bir tanesi ne sorduğum, yani genelde sorduğum sorularda bir tanesi farklı bir cevap veriyor. Bir tanesi sosyal anlamda bir cevap veriyor. Başka biri fen anlamıyla ne yapıyorum? Evet, bu çocuğun sosyale biraz daha yatkın. Bu o zaman size çok fazla büyük rol düşüyor hocam burada. Sorumluluk fazla mı düşüyor size? Bütün öğretmenlerimize evet, bu konuda fazla sorumluluk düşüyor. İşte birisi diyor ki öğrencilerimizden bir tanesi. Hocam diyor, bu pek gözüme estetik gözükmedi, pek sanatsal. Demek ki o çocuğun sanata yatkınlığı var. O çocuğun, ben o çocuğu gidip de matematikle, fenle boğuşturmayayım. Ben o çocuğa eline vereyim, resim yapsın veya ne istiyorsa, alanı neyse onunla ilgilensin, onunla işlem yapsın. Biz bunu ortaya koyuyoruz. Aslında kodlama da bunu ortaya koyuyor. Ne yapıyor? Hem hayatını düzenliyor çocuğun. Çünkü şunu biliyor. Ben diyor, önce şunu yapacağım. Şimdi çok basit, her zaman derslerimde de veririm. Çocuklar derim, evinizde çay yapıyorlar mı derim. Evet yapılıyor, doğuda zaten çay çok tüketilir. Evet yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Kim anlatmak ister? Ne yapıyoruz? Burada biz bunun dil eğitimini, dil anlatıyor çocuk. İyi kötü bir şeyler anlatmaya çalışıyor ve dilini geliştirmeye çalışıyor. Evet. Ve diyorum ki, peki diyorum çayı, şimdi söyle çayı koyuyorlar, yapıyor, işte pişiriyor. Peki suyu koyuyor mu? Sıralamayı öğretiyoruz biz bunu. Hani önce hayatınızı düzene sokun. Biz bunun o sistematiği vermeye çalışıyoruz. Çok iyi bir yöntem. Yani yoksa emin olun kodlamayı alırsınız, defteri, kitabı. Evet yazayım. Aa şu programın şu kodu buymuş, yazayım. Evet. Bu şekilde olur ama biz ona farklı düşünme yöntemlerini aşılamaya çalışıyoruz. Evet. Buradaki bakış açınız ve yönlendirmeniz gerçekten çok daha farklı ama yaratıcı bir şekilde bakış yani, açınız var. Evet. Bu konuda hocam robotik kodlama kodlamanın hangi aşamasındadır? Robotik kodlama, kodlamayı önce öğrencilere biz bilgisayarda ve akıllı tahtalarda öğretiyoruz. Etkileşim evet. Tahtalarda öğretiyoruz. Öğrendikten sonra robotlara geçiyoruz. Çocuk yaptığını ürün istiyor. Hocam ben bunu yaptım. Tamam. Bu yaptığım şey bunun üzerinde gidiyor. Gitmiyor ama hani koyuyoruz robotu. Evet bakın bak kenara geldi, durdu. Veya işte kırmızı ışık yandı. Evet kırmızı ışık yandığında durdu. Bunu gösteriyoruz. Var mı böyle çalışmalar hocam var, şu anda? Var tabii ki var. Çok iyi. Peki böyle sergiler, bu tarz bir evet, sergi? Evet her yıl TÜBİTAK sergilerimiz yapılıyor. Çok her güzel. Yıl bununla ilgili robotik kodlama ve fen bilimleriyle ilgili, STEM ile ilgili sergilerimiz yapılıyor. Birçok okulda yapılıyor. İşte farkımız diyoruz. Evet işte farkımız. Gerçekten bu aslında, konuda da öğretmenlerimize de çok fazla görev düşüyor. Bizler de sizlere minnettarız. Ama Milli Eğitim kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında gerçekten sistematik bir çalışma var. Ve bu çalışmanın sonucunda da başarı var. Bitlis olarak da girmiş olduğumuz derecelerde bunların kanıtı diyebiliriz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Artık bizim öğrencilerimiz eskisi gibi değil, eskiden olan öğrenciler gibi değil. Çocuk şey istemiyor sizden, bilgiyi direkt istemiyor. Yani bana diyor bilgiyi hemen verme, ben araştırıp bulmak istiyorum. Siz ona kaynak göstermeniz lazım. Eskiden şöyle diyorlardı, öğretmen ayaklı kütüphane gibidir, her şeyi bilir. Evet, şimdi de öyle olmak zorunda. Ama bu sefer kaynağını da bilmek zorunda. Evet, işi yani, zorlaştı. İşi zorlaştı, kaynağı da bilmek zorunda ve onu bildiğini ona göstermeyeceksin. Bildiğini öğrenci kendisi araştırıp bulmak istiyor. Artık iş buraya geldi. Dehalar. Çünkü hepsinin elinde cep telefonu, hepsinin elinde bilgisayar, tabletler. Ne yapacak? Çocuk oradan bulmak istiyor. Daha kalıcı oluyor. Ama güzel bir neslimiz var. Geleceğin dehalarını yetiştiriyoruz hocam. Evet, bu hususta kesinlikle. Da size gerçekten çok fazla görev düşüyor. Bizler de size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hocam Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü büyük bir proje var. Evet. Şimdi de bu projeye değinmek istiyorum. Bize Fatih projesini anlatır mısınız? Fatih projesi. Evet, çok büyük bir proje. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu büyük bir proje. Fırsatları arttırma, evet. Teknolojiyi iyileştirme hareketi. Bakın Fatih projesi Türkiye'de başladığı andan itibaren çok büyük yankı uyandırdı. Kesinlikle. Fatih projesinde çok büyük ayakları var. Bir kere yazılım ve donanım ayağı var. Öğretmen yetiştirme ayağı var.
EBA yani eğitim ayağı var. Bilinçli ve doğru kullanım, internet kullanım ayağı var. Ve takip edilebilir derslerin bilişim ortamında takip edilebilir kullanımının takip edilmesi ayağı var. Donanım ayağını size anlatayım ilk başta. Bütün okullarımıza, bakın %70, %80 bütün okullarımıza şey verildi, fiber altyapı verildi. Evet. Bu fiber altyapı, bakın internet altyapısının okullara gelmesi demek, o civardaki, o okulun bulunduğu civardaki alana fiber internetin gelmesi demek. Çünkü şirketler bunu çekmiyorlardı. Şirket zaten parasını kazanıyor. Hangi bakanlık, yolda? Bakanlık, Eğitim Bakanlığı'nın şey yaptı, anlaşma yaptı, fiber internet çekeceksin. En hızlı interneti çekeceksin dedi. Evet. Çekti, diğer insanlar da bu internetten yararlanmaya başladılar. Çünkü oraya çekilen internet kablo oraya kadar geldi, diğer taraflara da yayıldı. Evlerimize kadar fiber internet girdi. Bakanlığın yapmış olduğu bence sadece okullara değil, tüm Türkiye yapmış olduğu en büyük iyiliklerden bir tanesi fiber interneti okullara getirmek oldu. Yani etkileşimli tahta. O kadar çok etkileşimli tahta verildi ki en son yine bir ilimizde sanırım tam sayıyı hatırlamıyorum ama 500 ya da 600 tane tahta gelecek. Bunun komisyonları yapıldı. 600 tahtadan bahsediyorlar. Okullara takılacak yine. Evet. Bir firmayla daha anlaşma yapıldı. Bakanlık bünyesinde tekrar kaç 10 bin mi? Sanırım 10 bin. 10 bin etkileşimli tahtadan yapıldı ve bunu tekrar okullara takılacak. Geçtiğimiz yıl dönem başında pandemi öncesinde eskiyen tahtalarımız vardı. Eskiyen tahtalarımızı şey yaptık, yeni hard disklerle, yeni gelen çağa, yeni gelen şeylerle taktık ve bunları biz bir güncelleme yapmış olduk. Tabii bu sadece donanım ayağı, bakın tahta ayağı, donanım ayağı, bir de bunun arka tarafında EBA ayağı var, anlatmıştım. Evet. EBA kuruldu, bakın ilk EBA açıldı, EBA ilk açıldı bir şey yok, çok fazla bir şey yok ama EBA devamlı güncelleniyor. EBA nereden nereye geldi? Bakın uzaktan eğitim yaptık biz. Biz EBA'da canlı yayında ders verdik okullarımızda. Eğitim konusunda evimizde. Herhangi bir aksama olmadan direkt çocuklarımız tekrar kaldığı yerden devam direkt ettiler. Direkt olarak öğrencilerimiz geçtiler bilgisayarların başına. Öğretmenler de bilgisayar başında canlı yayında öğrenci sordu, öğretmen cevapladı. Bakın canlı yayında birebir konuştuk biz onlarla. Ki Milli Eğitim Bakanlığımız sadece bu konuda hizmet değil. Belki bazı yerlerde televizyon veya internet veya telefon, bilgisayar sıkıntısı çeken evlere de özellikle bu konuda yardımlar da gitti. Evet, tabii internetin olmadığı yerde televizyon araya girdi. Hani televizyon girdi. Evet. İnternet GSM şirketleriyle anlaşma yaptı bakanlık. Yaptı, dedi ki öğrencilerimize şey vereceksiniz, internet kullanımı vereceksiniz. Bu bize internet, onların aldığı internet yetmeyebilir. Evet, ücretsiz internet vereceksiniz dedi. Şirketler kabul etti, anlaşma yaptılar. Her bir şirket 6 GB kotalı internet verdi ve süresiz bir yıl öncesinde başlamıştım, bitti, tekrar başladı. Hocam, Türkiye birlik beraberliğinin gücünü dünyaya bu süreçte kanıtlamadı kesinlikle, mı? Kesinlikle, kesinlikle birlik ve beraberliğimiz olmasa zaten biz bu pandemi sürecinde hiçbir yerden yardım alamaz, hiçbir yere yardım yapmazdı zaten bize. Ve hiç kimse bizim gözümüzün yaşına bakmazdı. Bırakın yardım almayı, biz yardım yapmaya başladık. Maske dağıttık, ondan sonra eşya gönderdik, birçok şey yaptık. Yani Türkiye bu konuda gayet iyi yerlerde. Hocam, bilişimi konuştuk, interneti konuştuk, buradaki eğitimi konuştuk ama ben özellikle siber zorbalığa da değinmek istiyorum. Siber zorbalık şu anda çağımızın en büyük zorbalıklarından bir tanesidir. Şöyle anlatayım size. Sosyal medya üzerinde, bakın bu çok önemli, çok ciddi bir konudur arkadaşlar. Siber zorbalık, şöyle kısaca anlatayım. Siber zorbalıkta öğrencilerin birbirleriyle olan, sosyal medya üzerinden birbirleriyle olan iletişimleri esnasında birbirlerine yaptıkları zorbalıklardır. Bu taciz olur, tehdit olur, evet, küfür olur, istenmeyen davranışlar, hakaret,
Bunların her birisi zorbalığa girmektedir. Ve çocuk utandırma, bakın öyle bir yere geldik ki artık ortaokul ve sonrasında siber zorbalıkla karşı karşıyayız. Buna geldiğinizde siber zorbalıkla karşı karşıya kalan bir çocuğunuz olduğunda kesinlikle onu kınamayın. Kesinlikle ona neden bu oldu diye sormayın. Öncelikle peki burada aileler ne yapmalı hocam? Ciddi bir durum çünkü. Çok ciddi bir durum. Bunu yapan kişi belki aynı sınıfta, belki yan tarafında mahalledeki bir çocuğu veya aynı yanında oturan, aynı sınıfta, aynı sırada oturan bir çocuk da olabilir. Bunu öncelikli olarak çocukla bunu konuşmak gerekiyor. Bakın o yüzden söylüyoruz. Bilgisayarlarınız çocukların odasında olmasın. Telefonlarınız çocukların odasında. Telefonlarınız, bilgisayarlarınız görünür yerde. Herkesin kullanım alanında olsun. Böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığında çocuk gelip size onu anlatabilsin. Çocukla bunu konuşabilin. Güven aşılamanız gerekiyor ki bunu çocuk böyle bir şeyi size anlatsın. Kesinlikle böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığınızda, çocuğunuz böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığında gerekli mercilere başvurun. Nedir? Önce okula gidin. Çünkü bu iş okuldadır. Evet. Okulda bununla ilgili yapılacak işlemler var. Bununla ilgili prosedürlerin hepsi var. Ne yapılabilir? Neler yapılabilir? Rehber öğretmenlerimiz var. Bilişim teknolojileri rehber öğretmenleri var. İdareciler var. Ne yapılabilir? Bu bulunur. Kim olduğu bellidir. Zaten kim olduğunu çocuğumuz biliyordur. Kesinlikle biliyordur. Yani bu. Hocam konunun başından bu yana siz özellikle buna çok fazlasıyla değindiniz. Burada gerçekten teknolojiyi, interneti, bunların hepsini doğru kullanma açısından ebeveynlere çok fazla rol düştüğünü belirttiniz. Çünkü burada ciddi bir saldırı olduğunu belirttiniz, ciddi bir sıkıntı olduğunu, bu sosyal şiddet olduğunu da açıklıyorsunuz. Evet. Şöyle söyleyeyim, bakın çevrim içi yani online yapılan zorbalık çevrim dışı zorbalığa gelecektir. Yani internette birisi kızınıza, oğlunuza bir zorbalık yapıyorsa buradan bilgisayarın başına kalkıp dışarı çıktığı anda zorbalık yapma ihtimali yüksektir. Bunu unutmayın. Risktir. Çok büyük bir risktir. Çünkü orada yapan gelip yakalayacaktır. Bir kere çocuklarınıza şunu söyleyin. Sosyal medyada adreslerinizi paylaşmasınlar. Kimliklerini paylaşmasınlar. Evet, çok önemli bunlar. Çok. Sosyal medyaya konulacak resimler varsa sizinle beraber koysunlar. Hangi resimlerin konulması gerektiği, hangilerinin konulmaması gerektiği. Çünkü her şeyi sosyal medyaya koyamazsınız. Evet, bu hususta bilgilendirilmeli gerekiyor. Bunu ona göstermeniz lazım. Bunu biz derslerde anlatıyoruz. Her şey konulmaz, bunu koyamazsın. Bu evinde çektiğin, ailenle çektiğin özel fotoğraflarını koyamazsın. Hocam bu konuyu çok güzel anlattınız. Tehlikeyi yaşayan bizim çocuklarımız olabilir. Siber zorbalık tarafından bizim çocuklar mağdur edilebilir. Peki ya bu tehlikeyi yaşatan bizim çocuklarsa, siber zorbalığı yapan bizim çocuklarsa bu ebeveynler ne yapmalı? Bunu bir kere şunu söyleyeyim, bu çocuklara öncelikli olarak bunu anlatmanız gerekiyor. Empati duygusunu ona vermeniz lazım. Bakın empati yaparsanız eğer, empati yapmayı öğretirseniz eğer bu çocuk onu yapmayacaktır. Bu çocuk acaba şiddet mi görüyor? Çünkü zorbalığı gören yapar. Evet. Zorbalığı görmeyen yapmaz yani. Yani siz bunun da yine aileden... Aileden veya çevreden. Evet. Şimdi çevresinde arkadaşları ona bir zorbalık, bir kötü hakaret yaptılarsa bu da orada, o platformda bunu yapmaya çalışıyor. Etkilenmiştir. Çocuk. Evet. Ya da ona yapılanı aynısını. Bunun ona yapılan şey varsa onu ortaya çıkarmak ve onu kaldırmaktır. Kesinlikle bir psikolog desteği kesinlikle. Bu hususta gerekli. Bakın eğer hiçbir şeyiniz yoksa, ortamda psikolog da yok, gidemediniz, hastaneye gidemediniz veya psikoloğa gidemediniz, okula gelen rehber öğretmenlerimiz var. Evet. Rehberlik danışma öğretmenlerimiz var. Bilişim teknolojileri öğretmenlerimiz var. Sınıf öğretmenlerimiz var. Her ortaokulda da var, lisede de var bu. Her sınıfın kendi bir sınıf öğretmeni var. Veya okul idarecilerimiz var, müdürlerimiz var, müdür yardımcılarımız var. Bunu çözer, bu bir şekilde çözülür. Bu o çocuğun, o çocuğa, tabii ki şunu yapmak gerekiyor. Çocuğa belli bir kısıtlama vermek gerekiyor. Oğlum, kızım sen bunu yaptın. Teknolojiyi, interneti biraz kısıtlayalım bakalım. Sen biraz bir kendine gel. Evet. Biraz bir dur bakalım bir. Sen ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Sen başımıza şey mi olacaksın, ne olacaksın? Bu böyle olmaz hani. Bunu bir, önce bir, onu bir kısıtlama yap.
mağdur olanı da kısıtlama yapmak gerekiyor. Neden? Çünkü mağdur edilmesin. Sen de bir dur bakalım, mağdur olmuşsun sen. Sen biraz bir buradan çekil. Eğer yapan kişi ise seni cezalandırıyorum. Hani cezaya biraz karşıyız ama hani kısıtlanması gerekiyor. Farklı yöntemleri, yöntemleri var. Ceza hani, deyince bunu şiddet olarak algılamamak gerekiyor. Ama farklı bir yöntemi olarak bunu yapabilirsiniz. Mesela çocuğa şunu söylersiniz. Oğlum sen biraz bir dur. Durul bakalım. Gel bir konuşalım. Veya kızım sen biraz bir konuşalım. Çünkü bunun siber zorbalığın cinsiyet fark ayrımı yok. Yanındaki kız arkadaşı da yapmış olabilir. Evet. Yanındaki erkek arkadaşı da yapmış olabilir. Bunu şey yapamayız biz. Hocam peki siber zorbalığın hacker'la alakası var mı? Teknoloji bağımlılığıyla oluşan bir durum mu? Hacker'la alakalı yok bu işin. Bu iş tamamen çocukların teknolojiyle fazla içli dışlı olması, bağımlılıkla ilgisi var. Bakın çocuk yolda giderken arkadaşına selam vermiyor. Oğlum diyorum senin arkadaşın niye selam vermedin? Kızım niye ben? Baba ben ona buradan atarım şimdi mesaj at. Ya geçtin yanından bir merhaba desene hani. Ki bugünümüzde çok da fazla yok mu hocam? Fazla sosyal sosyal ağlarda biz çok fazla haşır neşiriz. Evet. Selam, sabah, güzel güzel kelimeler, güzel güzel paylaşımlar ama belki aynı şahsı yolda yürüdüğünüz zaman, gördüğünüz zaman dönüp bakmazsınız bile. İşte bu çok tezat değil mi? Çok tezat yani. Sen arkadaşınla her türlü sosyal medyada konuşuyorsun, yanından geçiyorsun, görmüyorsun. Çok büyük bir tezatlık yani. Biz bunu ne yaparız? Biz bunu öncelikli olarak bu arkadaşına bir yüz yüze görüş. Evet. Öncelikli olarak yüz yüze görüş. Sosyal iletişim ama direkt sosyal iletişim. Medyayı kullanmadan sosyal iletişim, medyayı kullanmadan sosyal iletişim, yüz yüze görüş. Yani şu anda pandemi dönemindeyiz. Evet. Belki görüşemiyoruz. Görüşemediğimiz zaman evet sosyal medyayı kullanacağız. Bakın görüşemediğimizde sosyal medya. Ama öncesini konuşuyoruz. Görüştüğümüzde evet yüz yüze görüşelim. Ve sosyal medyada daha önce de söylediğim gibi hiç görmediğiniz arkadaşınız olmasın. Yüzde görüşmediğiniz. Ya ben bu arkadaşı Ankara'da bu arkadaş. Ben bunu nerede tanıştım? Burada tanıştım. Sosyal medyada. Sosyal medyada Ankara'da olan bir arkadaşı sen nasıl tanıştın? Nasıl arkadaş oldun? Ki hocam nasıl bu böyle, hususta böyle evlilikler şey de çok fazla var. Gerçi bu çok farklı bir konu. O farklı bir çok derin bir konu ama tabii ki bu da onun paralelinde bir konu. Evet. Burada gerçekten ciddi oranda dikkat edilmesi gereken bir şey. Evet. Sağlıklı hareket edilmesi için teknolojinin doğru kullanılması evet. gerekiyor. Teknolojiyi doğru kullanırsak, internetimizi doğru kullanırsak hayatımızı doğru yönlendiririz. O yüzden biz bunu yaparken neler yapacağımızı karar vermeliyiz. Size şunu söyleyeyim. Bakın siber zorbalıkla ilgili konuştuk. Siber zorbalıkla ilgili şunu da anlatayım. Tabii neler yapmanız gerekiyor? Bir kere zorbayla karşı karşıya kaldığınızda, çocuğunuz kaldığında zorbayı engelleyin. Ama engellemeden önce mutlaka dokümanlarını bilgisayarınıza kaydedin. Ne yazmış? Ekran görüntüsü alın, fotoğrafını çekin. Çünkü lazım olacak. Siz eğer bu devam ederse suç duyurusunda bulunmak için lazım olacak. Çünkü silinebilir. Evet. Bunları öncelikle kaydedin. Sonra engelleyin. Engellediniz mi? Kesilir. Engellediniz. Tekrar mı geldi? Tekrar mısı? İlgili mercilere başvurun. Çocuğun teknolojisini kullandığı teknolojiyi biraz kısıtlayın. Mağdur oldu bu çocuk hem de onun teknoloji. Evet, biraz kısıtlamamız lazım. Çünkü o kişinin bundan vazgeçmesi gerekiyor. Evet, burada ebeveynlere de çok fazla. Görev düşüyor. Çocukların kiminle arkadaş olduğuna iyi bakmak gerekiyor. Evet. Dışarıda nasıl kiminle arkadaş olduğuna bakıyorsak, bakın sosyal medyada size şunu anlatayım. Benim öğrencilerime sunduğum videolar da var bununla ilgili. Evin içindesiniz. Evinize hırsız girsin ister misiniz? Tabii ki. Ama siz odanızdasınız, çocuğunuzun odasında belki bir hırsızla konuşuyor. Belki orada çok farklı bir iş yapan bir insanla konuşuyor. Uyuşturucuyla konuşuyor. Tuzağa düşüyor olabilir o anda. Olabilir o anda. Gerçekten ve sizin evinizde bu. Bu sizin evinizde. Evet. Bunlar sizin evinizden çıkıyor. Nasıl olacak bu? İşte bunun için çocuğun odasından bilgisayarı ortak kullanımına alacaksınız. Hocam çok güzel bilgiler sundunuz bize. Gerçekten çok akıcı bir konuşmaydı. Çok akıcı bir program da oldu. Ben eminim değerli izleyenlerimiz de sizin sunmuş olduğunuz bilgilerden çok çok fazla yararlanmışlardır. 9 yıldır Bitlis'te eğitim sunduğunuzu söylediniz.
Muhakkak anılarınız olmuştur hocam. Mutlaka. Sizin varsa böyle bir anınız, bize anlatmak ister misiniz? Bitlis'ten size neler kattılar? Siz bu Bitlis'te... aşamada neler yaptınız? Nasıl arkadaşlıklar edindiniz? Bizi biraz da Bitlis'ten, kendinizden, o anılarınızdan anlatır mısınız? Bitlis'e çok fazla anım oldu. Çok fazla. 9 yıldır buradayım. Yani şöyle söyleyeyim. Van'dan geldim. Van'da eşimle evlenmiştik. Buraya geldik. Eşimden dolayı geldik biz. Burada birçok şey oldu. Bitlis bize çok şey kattı. En önemlisi iki tane çocuğum oldu Bitlis'te. Allah bağışlasın. İki tane çocuğa sahibim şu anda. İki Allah kızım var. Onlar bize çok şey kattı. Biliyorsunuz Milli Eğitim'de çalıştım ben. 2,5-3 yıl çalıştım Milli Eğitim'de. Çok yoğun bir çalışmaydı. Evet. İl müdürümüzle beraber birebir çalıştık. Çok yoğundu. Bir taraftan onun yoğunluğu vardı. Bir taraftan evle ilgili yoğunluğumuz vardı. Hepsi bir araya gelince çok yoğun işler yaptık ama şunu söyleyeyim, öyle şeyler oldu ki bir gün toplantıya gideceğim. Toplantıda dil eğitim sistemiyle ilgili, ben dil eğitim sistemiyle ilgili de çalışma yaptım. Evet. Öğretmenler, İngilizce öğretmenleriyle çalışmalar yaptık. İngilizce öğretmenleriyle çalışma yaparken şunu söyleyeyim, aldığım evrakların hiçbirisi yok. Evrakları bırakmışız Milli Eğitim'de. Ben unutmuşum. Unutkanlık biraz olmuş o esnada. Tekrar geri dönmek zorunda kaldık. Onları almak zorunda kaldık. Hatta bir bölümünü minibüste unutmuşuz. Aldığımız, gittiğimiz araçta unutmuşuz. Aracımızda unutmuşuz. Bu şekilde farklı anılarım oldu. Aslında bir bölümünü ben yol alanında çalıştım. Yol alanında çok değişik anılarım oldu. Yol gidip geldim bayağı bir. Yollarda kaldım. Arabalar gelmedi, oldu, beni aldılar yolda. Ama hocam 9 yılınız, emeğinizi vermişsiniz, Bitlis'ten kopamamışsınız. Kopamıyorum çünkü çok güzel şeyler yaşadım. Yani şöyle söyleyeyim, bakın şunu söyleyeyim, benim aracım vardı. Buradan Antalya'ya gidiyorduk arabayla. 13 plaka gördü bizi. O esnada arabam bozuldu. Otoyolun ortasındayım, arabam bozuldu. Hemen çektiler kamyonları falan. Hocam ne yapalım, yardımcı olalım falan. Aldılar beni, götürdüler bir kenara, güzelce bir yere. Orada tamir ettiler, işleri yaptılar. Tamam. Ya Bitlis halkı güzel. Çok gerçekten güzel halk. Çok işten, çok samimi bir halk. Biz de o konuda size teşekkür ediyoruz. Sizin de bizlere sunmuş olduğunuz eğitimlerden dolayı. Öncelikle Bitlis Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz Beyefendi'ye ve akabindeki ekibine, aynı zamanda tüm öğretmenlerimize, biz de Bitlis TV adına çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Keza sizlere de hocam, onur verdiniz, şeref verdiniz, güzel bilgilerinizden bizler de yararlandınız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak hep kodlama dedik, hep bilişim dedik, eğitim dedik ama bunun en önemli kısmı şunu söylemek istiyorum. Öğrencilerimize bol bol kitap okutun. Bakın kitap okusunlar ve okuduklarını ailelerimize şunu söylemek istiyorum. Kitap okusunlar, okudukları bu kitapları da size anlatsınlar. Evet. Kitap okuma yaşını ne kadar aşağıya düşürürsek bizim internetimizde, bilişimimizde, bu anlatmış olduğumuz siber zor, her şey düzelecek. Her şey doğru olacak, doğru internet kullanımı da olacak. Doğru bir şekilde ilerleyeceğiz. Aslında en büyük derdimiz okumaları. İnsanlara kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Ailelere, çocuklarına kitap okusunlar ve kitap okumayı örneklendirsinler. Eğitim diyoruz. Eğitim. Her şeyden okuma. Öte eğitim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Değerli izleyenlerimiz, Bitlis TV ekranlarında Gününüz Aydın Olsun programında Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında Bilişim ve Teknoloji öğretmenimiz Hakan Büyükdere beyefendiyi programımıza konuk ederek güzel bilgiler edindik. Son olarak da insan eğitim ile doğmaz ama eğitim ile yaşar. Güçlü nesiller için eğitim şart diyoruz. Hoşça kalın efendim.